Makale sizlere Cins dergi sponsorluğunda sunuluyor. Durakta kalmak. Gökhan Özcan. Ben gelmek istemiyorum dedi. Yerinden hiç kıpırdamayan insanlardan biri. Yeryüzünde ne kadar başka insan kaldıysa hepsi bir an dönüp ona baktı. Aslında zaten hiç kimsenin bir yere gidebildiği yoktu. Dünya kendini dönüştürerek ileriye doğru adımlar attıkça insanın da alel acele pılı pırtısını toplayıp peşinden koşturması bekleniyor. Neredeyse yerleşik hale gelmiş böyle bir beklenti var. Dünyanın hızına ayak uydurarak peşinden gitmeyenlerin geride kalacağı, oyundan düşeceği varsayılıyor. Böyle bir sürüklenme halinin insana neler yapabileceği, onu nasıl köksüz, vatansız, ikametsiz bırakabileceğini dert eden yok. Varsa da dönüp söylediklerine kulak veren yok. Bugünü dünü yaşamadığımız gibi yaşıyoruz. Sonradan edindiğimiz alışkanlık ve yönelişlerle yaşıyoruz. Dünkü halimiz bugünkü halimizle bir köşe başında karşılaşsa muhtemel ki onu tanımaz. Kendi hayatımızın evvelki dönemlerine neredeyse bir başkası kadar yabancıyız. İnsanların vakit öldürmek için çırpındığı zamanlar bitti. Artık vaktin ölü olarak doğduğu, gelecek ufkunun yerini hemen şimdinin aldığı bir çağda yaşıyoruz diye yazmış. Zamanın Korkusu isimli derin kitabında Jung Chul Han. Dünkü hayatından, kişiliğinden, hikayesinden bütün bütüne kopmayı kabullenmeyenler yadırkanıyor inatları, ısrarları muhafaza etmeye çalıştıkları şeyler lüzumsuz bir uyumsuzluğun numuneleri gibi görülüyor. Toprağa kök salmaya, hayatına derinliğine nüfuz etmeye, belli bir hikayeye tutunmaya çalışanlar Bugünün değişime sonuna kadar açık kültüründe kendilerine bir yer bulamamakla bir tür kültürel mızmızlıkla modası geçmiş bir duygusallıkla yaftalanıyor. Dünyanın nereye doğru gittiği konusunda hiç kimsenin doğru dürüst bir fikri yok aslında ama büyük çoğunluk bunun tedirginliğini yaşamaya bile razı değil. Sadece dünyanın peşine takılıp gitmek istiyorlar. Sanki kendilerinden geriye bir şey kalmayıncaya kadar değişmek, değişmek istiyorlar dünya mı kendi etraflarında dönüyor, insanlar mı dünyanın etrafında dönüyor, artık pek emin olamıyorum dedi beyaz saçlı adam, başını iki elinin arasına almadan hemen önce. Şimdiki zamanın tıka basa dolu bir otobüs gibi zaman zaman beklediği durağa uğradığını düşündü. Yerinden kalkıp kalabalığı zorlamasa, insanları itip kalkmaz, çekiştirmezse, hatta birilerini dışarıya çekip kendini içeriye atmayı denemezse, zaten hiç binme şansım yoktu o otobüslerden birine. O yüzden ne kadar otobüs gelirse gelsin yerinden hiç kalkmayacaktı. Kendisini bir şekilde otobüsün içine atmayı başarmış yolculardan her biri muhtemelen içeride olmanın verdiği rahatlıkla duraktaki bankta oturup beklemekten hiç vazgeçmediği halde gelen otobüslerden hiçbirine binmeyen, binmeyi denemeyen bu garip yolcuyu yadırgıyacaktı. Çoğu kişi dünyaya uyur gezer olarak gelmiştir. Herhangi bir şeyin farkına bile varmadan yaşar, buna sebep görevlerini yapar, yapmazsa huzursuz olur. Daha kötüsü huzursuz eder. Kendisinin ne olduğuyla ilgilenebilecek hassasiyetlere sahip kişi ise ne kadar didinse kendi gözüne girecek bir yol alamaz. Ani parlayışlar, öne geçmeler, birden kavrayışlar, bir göz keskinliği, diyor Şule Gürbüz, çerçe sanatta yayınlanan söyleşiye verdiği cevaplar arasında. Bir de şunu düşünün. Kendi hikayesini anlatan film artık hiçbir sinemada oynamayan bir karakter ne hisseder? Bu makale sizlere Cins Dergi sponsorluğunda sunuldu. Durakta kalmak. Gökhan Özcan